Serimize devam ediyoruz gençler. Çarpanlar Ayırma'nın şu an ikinci bölümündeyiz. Buradaki sorularımız genel itibariyle apotemiden sorular arkadaşlar. Zor soru tipleri dikkatli de izleyin. Önceki soru tiplerimizi de izleyin. Köklü ifadeler, üstlü ifadeler falan. Şimdiye kadar olan bölümleri videoların oynatma listesinde arkadaşlar bulabilirsiniz. Hemen bu sorumuza başlayalım. Bu sorumuzda şuna x diyelim arkadaşlar. Tamam, bakın 6 ile 3, 12 ile 6. Arada bir ilişki var. Burası 2 katı. Ha, burada bir oynama yapacağız. Ne yapabiliriz? Ben burayı b ile, burayı neyle çarpıyorum? A ile. Burası ne olur? 12a 6 12b 6 a bölü a çarpı b eşittir ne olur arkadaşlar? X. Şimdi yukarıya geliyorum. Yukarıda da şurayı 2 ile genişletim. 2 ile genişletince ne olur? A artı 2b bölü 6 eşittir. Ne olur? A, B olur. Şimdi şunu devam ettiriyorum. Burayı 6 parantezine alıyorum. 6 parantezine aldığım zaman 2B artı A bölü A çarpı B eşittir neydi? X'ti. Buradan arkadaşlar A artı 2B yerine A artı 2B yerine 6AB yazıyorum. Ha, götürüp şurada şunun yerine ne yazıyorum? 6AB yazıyorum. Bunlar gitti mi gitti. 6 kere 6 kaç etti? X 36 etti. Cevabımız ne çıkar arkadaşlar? 36 çıkar. Evet, yukarıdakini götürüp aşağıda yerine yazıyoruz. Şimdi gelelim bu sorumuza. Bu sorumuzda arkadaşlar bakın. Bir kenar x santim olan kare şeklinde biçimindeki bir katronun birinci şekildeki gibi köşelerinden birer santim kesiliyor arkadaşlar. Yani birer santim kesiliyorsa burası ne olur? X eksi 2 olur. 1, 1. Burası da ne olur? X eksi 2. O zaman bunun tabanı daha sonra bu köşelerden katlanarak şöyle bir kutu prizma elde ediliyor. Tabanı x eksi 2 olmaz mı? Olur. Yüksekliği ne olur? Zaten yükseklik de şuralar 1 1 olur değil mi? Şuraya denk gelir. Bize demiş ki kutunun dış yüzeyinin alanını sayısal değeri a'ymış. Tamam mı? Dış yüzeyinin alanı. Şimdi dış yüzeyinin alanı a diyelim. A eşittir arkadaşlar. Alt tarafın alanı nedir? X eksi 2'nin karesi artı. Şurası 1'di. Yan alanı ne olur bunun? X eksi 2. X eksi 2'yi kaçta çarpıyorum? 4. 4 çarpı ne oluyor burası? X eksi 2 oluyor. Tamam mı? Gelelim hacmine. Hacim ne olur? B eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani X eksi 2'nin karesi çarpı yükseklik çarpı 1. Şimdi A'yı götürüp şurada yerine yazalım. Yazarsak aynı zamanda yazarken de X eksi 2 parantezini alalım. X eksi 2 parantezinde arkadaşlar X eksi 2 artı 4. Alt tarafa geliyorum. Şu B'nin yerine de şunu yazıyorum. Burası da ne olur? Arkadaşlar yazarsak x eksi 2'nin karesi değil mi bu B? 2 kare farkı. Bu da eksi 4'ün karesi. 16 4'ün karesidir. Burayı yazarsak x eksi 2 eksi 4. X eksi 2 artı 4 oldu burası. Tamam mı? Eşittir kaç arkadaşlar? 3. Şununla şu birbirini götürdü mü? Götürdü. 3 bölü 1. 3 ile aşağıdakini çarparsak 3x eksi 18. X eksi 2. Şimdi bunu buraya, bunu da buraya atarsak 2x eşittir. Kaç eder? 16. X eşittir. Buradan kaç çıkar arkadaşlar? 8 çıkmış olur. Altındaki soruya bakalım. Bu da tatlı güzel bir soru arkadaşlar. Yukarıda bize A küp artı B küpün açılımını vermiş ki bu soruda bunu kullan diyor sana. Yani onun için veriyor bunu. X küp x yerine 2'nin kübünü kullan diyor. Peki. X eksi 2 1 eksi 2 1 artı 2. Şimdi burayla burayı çarptığın zaman şu ikisini ne olur burası? 1'in kübü artı 2'nin kübünün açılımı olur şurası. Daha sonra bununla da götürüp ne yapıyorum? Bunu çarpıyorum. Çarparsam burası da arkadaşlar 1'in kübü artı 2'nin kübünün açılımı olur değil mi? Çarptığın zaman. Evet, bu ikisi. Buradan ne oldu? Şurada en başta ne kaldı? 1 eksi 2. 1 eksi 2 çarpı. Şurası da neydi? Arkadaşlar 1 artı 2'nin kübünün yerine ne yazıyorum? X. X küp. Yani eksi 1 olur. Eksi 1 eksi x küp eder bu. Evet. Cevap dedin. Devam. Şimdiki. Eksi x ile artı x birbirini götürdü. Bakın bize bu soruluyor. Hemen. X küp eksi 1 eşittir 3. Aç. X eksi 1
x kare artı x artı 1 eşittir 3. Her tarafı şuna bölelim. Bakın buna böldüğüm zaman ne olur? X eksi 1 eşittir 3 bölü x kare artı x artı 1 olur. Ha, zaten bize bunu sormuyor mu? Soruyor. E cevap neymiş? X eksi 1'miş arkadaşlar. Devam. Gelelim şu sorumuza. Şimdi bu sorumuzda arkadaşlar x bir pozitif tam sayı demiş. Bu önemli. Bize bu verilmiş. 1 eşittir 1 demiş. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Buradan yürüyeceğiz. En yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. 1 yazarsam x küp x kare artı x artı 1 eşittir neymiş? 1. 1'ler gitti mi? Gitti. E şuraya x parantezini aldığın zaman x kare eksi x artı 1 eşittir ne oldu? 0. Şimdi x'in ne olduğuna bakacağız ama burada delta 0'dan küçük olduğu için bir x değeri bulamayız. Tamam mı? Bir x değeri. O zaman x'i mecburen ne alacağız? Çarpım durumunda olduğu için x'i 0 alacağız. Ha, ben x'i 0 aldım. X'i 0 alınca ne oldu arkadaşlar burada? Gördüğünüz üzere şurada 0 alınca 0 kutu içerisinde n eşittir 1 oldu değil mi? Ha bu şu demektir. N yerine ne yazarsan yaz 1 olur. O zaman bu 1 olur. 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 Hepsi 1 olur. Burada terim sayısı kadar 1 vardır. Terim sayısı nedir? 97 eksi 1 bölü artış miktarı 3 artı 1. E buradan ne olur arkadaşlar? 96 bölü 3 32 33 eder. 33 çarpı 1'den sonuç 33 çıkar. Tamam. Gelelim şuna. X bir tam sayı olmak üzere ifadesi bir tam sayının karesine eşit ise x'in alacağı değerler toplamı nedir? Şimdi bu ifade bir tam sayının karesi mi? Karesi. Şimdi ne? X kare. O zaman şöyle bir yol izleyelim. X kare artı 4x. Burada bir tam kare kokusu var. X kare artı 4x'ten. Tam kare olması için 4 ekleyip 4 çıkarıyorum. Eksi 7 a kare. Şurası ne olacak? X artı 2'nin karesi. Eksi 11 eşittir a kare. Bunu buraya, bunu da buraya atıyorum. X artı 2'nin karesi eksi a kare eşittir kaç etti? 11. 2 kare farkından x artı 2 eksi a ile x artı 2 artı a'nın çarpımı eşittir ne? 11. 11 asal olduğu için. Bura 11 ise burası nedir arkadaşlar? 1. Çünkü x tam sayı olduğu için bunları verebiliyoruz. Devam edelim. X artı 2 eksi a eşittir 1. X artı 2 artı a eşittir 11. Topla. Buradan 2x artı 4 eşittir 12. X eşittir buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Şimdi bakın. X 4 ya. Şurada 4 yazdığın zaman doğru 36 eder. 36'dan 11 çıkarsa 25. Bak A1 tam sayı çıktı. Bir de şu önemli. Bu içeriği 6 yapan değer bizim için önemli. O zaman eksi 8 de verebilirim. Eksi 8 artı 2 eksi 6'nın karesi 36. Bak yine çıktı. O zaman x'e ne verebiliyorum? Hem 4 hem de eksi 8 verebiliyorum. İkisini topladığım zaman sonucumuz kaç çıkıyor? Eksi 4 çıkıyor. Gelelim şu soruya. Şimdi kare şeklindeki bir bahçenin içerisine uzun kenarı kısa kenarından bir birim fazla olan dikdörtgen biçimindeki özdeş karo taşlar, şu beyaz yerler döşeniyor. A bölgesinin alanı B bölgesinin alanından kaç birim fazladır demiş. Arkadaşlar bu tip sorularda değer vererek yapın. Yoksa öbür türlü işin içinden çıkmanız zor. Ne demiş bize? Uzun kenar kısa kenardan bir fazla demiş değil mi arkadaşlar? Peki ben buraya 3 vereyim. Buraya ne vereyim? 2 vereyim. Burası 2 olur. Burası 3 olur. Efendime söyleyeyim. Burası 2 olur. O zaman burası ne olur? 1 olur. Burası 2 idi. Burası 1. Değil mi? Komple. Şeklinde. Burası 1 ise zaten burası 2. Kısa kenar olduğu için. Şurası 2. Burası ne? 1. Efendime söyleyeyim. Burası 2. Buranın komple tamamı kaç eder arkadaşlar? Şurası 1. 2. Burası kaç eder? 3 eder. Değil mi? Şimdi şu uzunluğa baktığınız zaman bu uzunluk ne eder arkadaşlar? Şurayı topladığınız zaman 3 burada. 3 burada. 2 de burada. Toplam 8 eder. Şimdi şuranın alanını bulayım. 3 kere 8. 24 eder buranın alanı.
Yerinin şurası 2. 2, 3. 3, 3 kere 5 kaç eder burası? 15. Burada A eşittir. 24 artı 15'ten kaç eder arkadaşlar? 39 çıkmış olur değil mi? 3 kere 8, 24. 3 kere 5, 15. Tamam. Gelelim B'ye. B ne olur? Şurası 1'di değil mi? 1 burası 3. 3 kere 4 burası kaç eder? 12. Efendim burası 2, 3, 5 kere 1 burası 5. Değil mi? 5. 12, 5 kaç etti burası? 17 çıktı. 39, 17. Şurada ben bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir işlem hatamız var mı? 3'e 2 verdik. 2 verdik. Burası 2 oldu. Burası 3 oldu. Şurası 2'den 1 oldu. Evet burası 2, burası 1, 3, 3, 6, burası 8. Demek ki komple 8 dedik. 2, 1, burası. Bak şurada. Evet şurada yanılmışız. 3 olacak şurası. Tamam mı? 2 almışım 3. O zaman burası kaç edecek arkadaşlar? 4. 4 kere 8. Şu içerisi kaç edecek? Hemen şu içerisini bir silelim. Şurası 30. 2 edecek değil mi? 32. 32 şurası 32, 15 daha kaç edecek arkadaşlar? 32, 15 daha. Şuradan kaç çıkacak? 47 çıkacak. Tamam. Şimdi oldu. A 47, B 17. 47'den 17'yi çünkü ikisinin arasındaki fark üstleniyor. 30 çıkmış olur. Cevabımız kaç eder? Denizi çıkar. Panik yapmadan arkadaşlar hemen işlem hatasının olduğu yöne doğru ilerliyorsunuz. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzda ne yapacağız? Hemen bakalım. Şimdi burada şunu demiş. ABD dikdörtgeni verilmiş. A köşesi sabit kalmak üzere. AD kenarı yani burası ne kadar yukarıya çıkarılmış? A birim. Ondan sonra AB kenarı da 2 santim kısaltılmış. AB kenarı da ne? 2 santim şuraya doğru kısaltılıyor. Bakın. Ha, burası ne? Arkadaşlar B diyelim. Tamamı A artı B. O zaman burası da ne olur? A artı B olmaz mı? A artı B olur. Burası B. Burası ne? A artı B. Şimdi bunlar için neden A artı B? Kare olduğu için. Burası kare olduğu için aşağıda söylüyor zaten kare olduğunu. AG eşittir AE. O yüzden A artı B'dir burası da arkadaşlar. Kare olduğundan dolayı. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Şurası nedir arkadaşlar? Burası. Hani birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Eksi 4 A1 A2. Bunu komple topladığınız zaman burası A1 eksi A2'nin karesinin açılımı oluyor. Bununla bu sadeleşiyor. A1 eksi A2 neye eşit oluyor? 15'e eşit oluyor. Şimdi A1'in alanına bakalım. A1'imiz ne? A çarpı A artı A2'ye bakıyorum. A2 ne? 2 çarpı B. Şimdi bunları götür yaz burada yerine. Bunu dağıtıyorsunuz değil mi? A kare AB eksi 2B eşittir 15. Şimdi burayı A kare artı B parantezinde A eksi 2 eşittir 15. Şimdi ben burada B'ye 3 veriyorum. Çünkü 1 verirsem olmaz. Negatif olur. Kenar negatif olmaz arkadaşlar. A kareden bir sayıyı çıkaracaksınız. Olmaz. Şimdi 3 veriyorum. 3 verdim. Buraya da mecburen 3 vereceğim değil mi? Ha buradan ne olur? 9 artı B eşittir 15'ten. B kaç çıkar buradan? 6. Yani A eşittir 3 için B eşittir kaç çıktı? 6. Şimdi bunun üstündeki değerleri verdiğiniz zaman yani 3'ün üstündeki 4 verin, 5 verin. Arkadaşlar bunların sağlamadığını göreceksiniz. Mesela 4 verelim hadi. Şurada. 4 verdiğiniz zaman A'ya 4 verdin diyelim. 4'ün karesi artı B çarpı 4'ten 2 çıkarsa 2 eşittir 15. Bak 16 oldu. 16'yı at bu tarafa B eksi 1 bölü 2 olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. O yüzden veremiyorsun 3'ün büyük değerleri. A 3 B ne oldu? 6 oldu. Şimdi buranın alanı ne? Şu dikdörtgenin alanı, alan B çarpı A artı B artı 2. Şimdiki B çarpı bu. Buradan da B'miz kaç? 6. A artı B'miz kaç? 9, 2 daha
11 çarptığın zaman kaç eder? 66 çıkmış olur. Evet, 66 çıkar. Gelelim bu sorumuza. Bu sorumuzda bakın. AB birer tam sayı, sadeleşebilir bir kesir. A kaç farklı değer alır demiş. Şimdi bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Şurası hangi değeri alabilir? Şöyle aldığınız zaman arkadaşlar yukarıya doğru alalım. Hani burası eksi 6 ile ne olabilir? 1 olabilir değil mi? Yani burası x'e x. Bununla bunun çarpımı eksi 6'yı verecek. Yani bu ne olur? X artı 1 ile x eksi 6'nın çarpımı olabilir. Başka ne olabilir? Tabii bu eksi 1'e 6 da olur değil mi? X eksi 1'e x artı 6 da olur. Devam ediyorum. Burayı 3'e eksi 2 diye de yazabilirsiniz. X'e x. Değil mi? Çarptığı zaman eksi 6'yı verecek. O zaman ne olur burası? X artı 3. X artı 3. X eksi 2 çarpımı. Bir de ne alabilirim? Tersini alabilirim. Yani eksi 3'e, x eksi 3'e x artı 2 alabilirim. Tabii bunların altında ne var? Altında bölü olarak x eksi a çarpı x artı a var değil mi? Sadeleşebilir bir kesir demiş. Şimdi sadeleşebilir bir kesir. Buradan sadeleşebilmesi için ben burada a'ya kaç verebilirim arkadaşlar? 1 verirsem bunlar sadeleşir değil mi? A'ya başka kaç verebilirim? 6 verirsem yine sadeleşir. Değil mi? 1'e 6 olur. Aynı şekilde burada aldığın zaman x eksi a, x artı a aldığın zaman yani yine aynı şey arkadaşlar. 1 verdin, diğerini verdin. Yani 1 ile 6 değerleri, hatta burada şunu şey yapabilirsiniz. Eksi 1 verdin. Tamam mı? Eksi 1 verdiğin zaman ne oldu? X eksi 1'ler gitti. A'ya eksi 6 verdiğin zaman artı ediyor ya burası. Bunlar gitti. Demek ki bunları alabilir. Gelelim. Aynı şey burası için de geçerli. X eksi A, X artı A. Yani A'ya burada kaç verebilirim? Ben arkadaşlar eksi 3 verebilirim. Başka ne verebilirim? Eksi 2 verebilirim. X eksi A, X artı A'dan arkadaşlar buradan A'ya kaç verebilirim? Ben 3 verebilirim. Buradan A'ya kaç verebilirim? 2 verebilirim. Bakın 2, 4, 6, 8 tane ne yapabiliyorum? Değer verebiliyorum A'ya. Evet. Devam ediyoruz. Ve bu da bizim son sorumuz. Evet. Bizim son sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şunu yapalım. Şu B'yi götür şurada yerine yaz. Yazarsan A eşittir 12 bölü 5 bölü 1 eksi C eksi 5. Tamam mı? Yazdık. Sonra şununla şurayı çarpalım. 12 bölü 5 eksi 5 artı 5 C bölü 1 eksi C. Evet. Şunlar gitti. Ters çevirirsek burayı A eşittir 12 çarpı 1 eksi C bölü arkadaşlar 5C. Değil mi? 5C etti. Evet, 5C altta çünkü 5C kaldı. Şimdi burayla burayı çarpalım. 5AC eşittir 12 1 eksi C. Ama bize neyi sormuş? Arkadaşlar A çarpı B çarpı C'yi sormuş. Burada ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bak şurada bir şey gözüme çarptı. 1 eksi C neye eşit? 5 bölü B'ye eşit değil mi? 5 bölü B. Bunu götür 1 eksi C yerine yaz. Ne olur burası? 12 çarpı 5 bölü B. Bak 5 A C. Bununla burayı çarparsan ne olur? 5 A B C eşittir 60. Şunlar gitti. Ne kaldı burada? 12. Cevabımız kaç? 12 çıkar. Gerçekten çok güzel sorular bunlar arkadaşlar. Soruların kıymetini bilin. Uzun uğraşlar sonucu bu soruları arkadaşlar sizlere böyle derin kuyulardan çıkarıp getiriyoruz. Bildirimleri açın. Bildirimleri unutmayın. Ki geldiği zaman öğrenesiniz. Hemen bir an önce sorulara bakasınız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.